Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün Belediye Binası 14 ana hesabımızda dün yaptığımız şeyin aynısını yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Nedir? Oyundaki tartışmalı bir şekilde en güçlü orduyla saldırılar yapacağız. Nedir bu? Tazı balon saldırıları arkadaşlar. Blizzard Lalo olarak geçen süper büyücülü, zeplinli güzel saldırılar yapmaya çalışacağız. Evet şu anda e, ee, klan oyunlarının tamamlandığını düşünüp konuşamadım evet şu anda utancımdan konuşamıyorum. Aslında utanacak bir şey de yok. Vaktim olmadı. Klan oyunlarını yapamadım arkadaşlar. Sadece birinci slot açılmış. Bir tane ödül alacağız. Ne alacağız? Tabii ki de eğitim iksirini alacağız. Şu anda eğitim iksiri benim için kahramanlar kitabı kadar kıymetli. Çünkü ganimet kasmam gerekiyor. Video çekmem gerekiyor. Eğitim iksiri olmadın hayat olmuyor. Hani derler ya e, su hayattır. Mars'a gidiyorlar hani su arıyorlar. Arkadaş ben beni Mars'a gönderseler astronot olarak şu anda su değil eğitim iksiri ararım. O kıvamdayım yani. Tamam boş yapma kankarı kardeş saldırılara geç. Hemen güzel bir köy bulalım o halde. Eğer şöyle saldırmaya müsait seyir zevki olacağını düşündüğüm bir köy çıkarsa videoyu kesmeyeceğim. Eğer olur da çıkmazsa video kesilecek hemşerim. Şimdi veri diye bir sonra ya ganimeti çok az ama köy çok tatlı ya. Şurada bir tane D bomba vardır. Taş patlasın. İkincisi de şurada olabilir. İkisi birden patlarsa süper büyücüler ölür. Risk budur ya. Dalacağım arkadaşım. İki tane kaya saçar. Hava patlatıcıları, belediye binası, iksiyayları risk almaya değer ya. Tazı, zeppelin, yakınlaş kardeşim. Elimde öfke büyüsünü hazırda tutuyorum. Öfkeyi yapıştırıyorum. Görünmezlik ve zeplini güzel bir noktada patlattık. Yalnız tek bir korkum var. Süper büyücülerin belediye binasının sarından ölmesi. Gayet güzel kurtardılar. Üçüncü görünmezlik büyüsünü bu sefer kaya saçarı görünmez yapmayacak şekilde kullanıyorum. Hadi o kaya saçarı istiyorum. Hava savunmasını da istiyorum. Mükemmelsiniz siz ya. Gayet güzel gayet güzel. Merkezdeki kaya saçarı kara iksir deposunda alırsak koridor anlamında ilerleme kat etmiş olacağız diyecekken olmadı hemşerim. Tamam şu noktadan bir, iki, bir, iki tane sinsi goblin. <laughs> tamam şöyle yapacağım. Balon, bebek ejder, hay senin gizli teslalarına. Bak ya iş çıkarttım başıma. Ben kralla şu tekli cehennem kulesini alacaktım. Yalnız var ya, şimdi fark ettim. Şuraya bak iki tane cehennem kulesini yan yana koymuş vatandaş. İnanılır gibi değil ya. Daha fazla balon harcamak istemiyorum. Şuradan bıraksam kral içeri girmez değil mi? Ee, karar vermem lazım. Tamam şöyle yapacağım. Kral hızlı bir şekilde özelliği. Kraliçe. Hadi o barbarlar tekli indirmeye yeterli olacaktır bile. Hadi adelen barbar kralı yediler bitirdiler ya. Cık. Dondurmam gerekiyordu. Dondurmadım. Keşke dondursaydım. Şu noktada süper duvar kırıcıyı kullanıyoruz. Olsun. Unicorn ölmeden çoklu cehennem kulesini indirmiş olduk. Kaya saçarı alacağız. Hava savunmasını alacağız. Saldırıya nereden başlayalım? İstediğimiz yerden başlayabiliriz. Ee, şuradan şampiyonu da salıp Tazı balon saldırısına hero'larla birlikte gideceğim. Birbirlerinin tanklasınlar istiyorum. Kötü mü olur? Bence güzel olur. Şöyle şuradan koruyucuyu bıraktım. Minyonlarımı sahaya sürüyorum. Kartal topu uyanık. Nereye vuruyor kartal topu? Kartal topu nereye vuruyorsun? Tam şu noktada koruyucunun özelliğine basıyorum. Rakip kraliçe ve şampiyona gidiyor gözüm. Henüz göremiyorum açıkçası. Güzel güzel şu noktada hız büyüsü. Kartal topunu dondurdum. Gayet güzelsin hemşerim. Şu noktada bir hız büyüsü daha. Büyücü kulesini dondurdum. Şampiyonun özelliğine basıyoruz. Şu noktada bir dondurma büyüsü. Of dondurma büyüsünü çöp ettik. Ama yine de eğer süre yeterse üçlenecek gibi. 5 tane daha balonum varmış ve ben bunun farkında değilim. Şöyle yapacağım. 1, 2, 3. Dondur hemşerim. Şu noktada bir hız büyüsü. Arkadaş bu nedir ya? Çatır çutur. Yani öyle böyle değil arkadaşım. Çatır çutur işledik. Süreden yemeyelim şu minyonları sahaya sürüyorum. Bir tane de büyücü şu balonların sayısına bir bakar mısın? Kraliçe hala da hayatta. Dünkü videoda da bahsetmiştim hatırlıyor musunuz? Yani şu unicorn var ya ilk başta beğenmemiştim ama. Yani şu yaptığı işe bak kraliçe full can ya. İnanılır gibi değil. Muhteşem bir savaşta, açılışı yapıyoruz. Maşallah diyelim nazar değmesin. Güzel bir köy bulup ikinci savaşımıza doğru yola koyuluyoruz. Pekala efendim saldırı numara 2 güzel bir köy çıktı karşımıza belediye binası 3. seviye ve yükseltiliyor 2. seviye özür dilerim şimdi akıllardaki tek soru zeplini tam şu tekli cehennem kulesinin olduğu bölmeye indirebilir miyim? Kartal topu bina hmm. öp, 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 öp. şimdi hava patlatıcıların yeri sıkıntılı ama birazcık riskli bir hareket yapacağım arkadaşlar emin olmamakla beraber diğer hava savunması nerede tamam birazcık çılgınca gelecek size ama iş yapacağına inanıyorum hemşerim. Şu noktadan görünmezlik büyüsünü yapıştırdım. Tazıyı gönderdim. Sonrasında bir iki tane balon zeplini sahaya sürüyorum. Güzel. Tazı tekli cehennem kulesini tankladı. Mükemmel hava patlayısı da boşa düştü. Öfke görünmezlik zeplini patlattım. Güzel başardık. Hep yapmak istediğim bir şeydi sonunda videoda bu saldırıda nasip oldu arkadaşlar. Yani bu da bir taktiktir. Aklınızda bulunsun gerçekten iş yapıyor. Evet son görünmezlik büyüsünü de kullandık. Bina indi. Ee, kartal topu indi ama buradaki cehennem kulesini indiremedik. 2 dakika 15 saniye süremiz var. Kan kırır bırak konuşmayı saldırıya başla. Nasıl bir şey yapalım? Tamam hiçbir şey yapmamaktansa şuradan bebek ejderi bırakıyorum. Bir tane de mayın eşeği. Kralı kraliçeyi şuradan şampiyona doğru göndermek istiyorum. Tamam. Şöyle yapacağız. Nasıl yapacağız? İki tane balon. Dal kavuk, dal kavuk. Tamam. İçeriye zorlayacağım hiroları. Gayet güzel. Keşke bir tane kelle avcısı atsaydım. Kral boş boşuna hasar gördü. Rakip kraliçe nerede? Aşağı tarafta 77 level bir de. Tamam. Onu bir göz önünde bulunacağız. Süper duvar kırıcı olabilecek. En kötü yere gittin ya. Kralın özelliğini bu noktada kullanıyorum. Kraliçe senden tek bir isteğim var. Lütfen içeriye girip şu çoklu cehennem kulesini benim için temizle. Ne olursun. Ki yapacak gibi. Gayet güzel. Tekli Cehennem Kulesi'nden de kurtuluruz. Hatta ve hatta şu noktadan tekli, e, Kraliyet Şampiyonu da sahaya sürüyorum. Gayet güzel. Ve daha fazla vakit kaybetmeden tazı balon saldırısına başlıyoruz hemşerim. Şöyle şu şekilde. Şu şuradan sen şuraya sen şuraya sen şuraya koruyucu 3 tane kelle avcısını birden bırakıyorum. Aa rakip kraliçeyi indirmişiz. Gayet güzel. Gayet güzel. Şu kaya saçarı dondurmam gerekiyor. Hızlı bir şekilde Yoksa katletecek bizim askerleri. Bir adet hız büyüsü kullanıyorum şu noktada. Kaya saçarı bir kere daha dondu. Arkadaş bu nedir ya? <laughs> ya şuraya bir bakar mısın? Ya inanılmaz bir şey bu ya. Neden bu kadar kolay oluyor? Gerçekten anlamıyorum. Tabi süreden yemezsek o ayrı. Yani ya büyüleri kullanmıyorum. Hiroların özelliklerini kullanmıyorum. Şuraya bak. 1, 2, 3, 4, 5 tane büyü attım ya. Koruyucunun özelliği de hala daha duruyor. Bu işte bir terslik var emşerim Tamam Klan Kalesi boştu falandı filan da ama sapa sağlam babalar gibi bir belediye binası 14 köyüydü yani. Tazı patlamadı bile. <laughs> son hava son savunmanın yanındaki güdümlü hava mayını patlattı. Arkadaş ya anlatacak bir şey bulamıyorum. Her şey o kadar hızlı gelişiyor ki. Çok güçlü arkadaşım. Yani belediye binası 14 artık makslandıktan sonra Klan savaşlarında klan kalesi doluyken her şey maksimum verimli çalışıyorken bu kadar kolay olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama şu anda kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şayet görünen köy uzakta değil görüyorsunuz işte. Anlatacak çok da fazla bir şey yok yani. Pekala eve geri dönüyoruz efendim. Ordumuzu tekrardan eğitiyoruz. Saldırılara tam gaz devam edeceğiz. Pekala şu klan kalesini doldurayım. Güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar çok şahane bir köy çıktı karşımıza. Belediye binası 14. Bina 2. seviyede 78 level kraliçe. Kral Max gayet güzel. Kaya saçarlar kartal topunu maxlamış. Şimdi hava hava savunmalarının yeri hiç hoşuma gitmedi ya. Hiç hoşuma gitme. Şurayı donduracağız. Şuraya zeplini indirebiliriz. Aslında şu köşeyi indirebilsek ne kadar güzel olur var ya. Hmm, şöyle bir şey yapsam. Çalışmaz. Tamam. Çabuk çabuk çabuk. Çok fazla vaktim yok. Tazı Zeplin hava patlayısını donduracağız. Ah be Zeplin'i geri üflemeyeydin. iyiydi. Pekala kurtar. Zeplin kurtar. Lütfen lütfen şuraya gel en azından. Çokluk ile yalalım. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Gayet güzel. Tam kılı kılına yetiştirdik. Mükemmel. Hemen ikinci görünmezlik büyüsünü atıyorum. Krediçe indi şahane. Kaya saçar alacağız, binayı indireceğiz. Üçüncü görünmezlik büyüsünü kullanıyorum. Mükemmel ilerliyor. Acaba diyorum kartal topunu da alma ihtimalimiz olabilir mi? Çok tatlı olur var ya. Vurun lan. alamayacaklar değil mi? Bir tane daha vur vur vur. Ah kaya saçar senin ben yapacağın işe ya. Tamam tamam. Moral bozmak yok. Gayet güzel başladık. Nasıl bir şey yapacağız? Şimdi şuraya bir tane Sinsi Goblin bırakacağım. Bebek ejder, iki tane balon okçu kulesine doğru göndereceğim. Sonrasında kral, kraliçe şuradan içeriye doğru ilerlesinler. Süper duvar kırıcı şurada çalışır mı acaba? Ee, koruyucu vurduğu zaman süper duvar kırıcı direkt gidecek. Şöyle şurada kullanacağım, gayet güzel. Ama hiçbirisi içeri girmeyecek değil mi? Mecbur içeriye şampiyonu göndereceğiz. Kralın özelliğine basıyorum. Kraliçe geriye döndü. Bak bu iyi haber işte. Rakip kral için bir tane de kelle avcısı kullanacağım. Birazcık erken mi attım? Erken mi attım? Sanırım birazcık erken attım ha. Kral kelle avcısına vurma lütfen. Lütfen vurma. Ah be kelle avcısına vurdu. Diğer iki tanesini saklamak istiyorum. 1 dakika 29 saniye süremiz var. Oo iyi değil hiç iyi değil. Şu noktadan şampiyonu sahaya sürüyorum efendim. Ee, nereden başlayalım? Şuradan başlayacağım. Tamam başla artık. Bir dakika kaldı arkadaş. Ne bekliyorsun hala ya? İkinci tazı. Balon. 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 Şu noktadan koruyucuyu sahaya sürüyorum. Minyonları sahaya sürüyorum. Şampiyonun özelliği gitti. Kraliçenin özelliği gitti. Çoklu cehennem kulesini donduruyorum efendim. Gayet güzel. Arka tarafta bir adet kraliye şampiyonu var. Tehdit edecek bize O yüzden kelle avcılarını bekletiyorum. Şurayı bir kere daha donduracağım. Hız büyüsü şu noktada çalışacak. Hadi şu çoklu cehennemi alın. Bak bu sefer pek iyi gitmiyor ya. Koruyucunun özelliğinde bu noktada basmaktan başka bir lüksüm yok. Pekala şu noktada bir tane daha hız büyüsü kullanacağım. Ee, nereyi donduralım? Şurayı dondurup iki tane kelle avcısını gönderiyorum. Zehir büyüsü bir tane daha hız. Hadi hadi lütfen kelle avcıları şampiyonu indirin. Gayet güzel. Kraliyet şampiyonu indi. Yeterli olacak mı hiç sanmıyorum. Üç tane daha balonum var. Hava savunmasına gönderdim. Büyücü. Hemen ardından dal kabuklar. Yeterli olacak mı? Lütfen lütfen. Çok da güzel bir değer elde ettik ama olmadı ya. Hem süreden yedik. Hem de kaya saçar kaldı aşağıda. Sıkıntı nerede çıktı biliyor musunuz? Zeplinden yana hiçbir problem yoktu. Bak gider ayak vurdu kaya saçar inmeyecek ya. Yani tek sıkıntı neredeydi biliyor musunuz arkadaşlar? Kraldan kraliçeden hero'lardan yani güzel bir değer elde edemedik. Çok rahat ezici bir üstünlükle üçlenmesi lazımdı bu köyün. Başlangıçtan sonra. Yani çok güzel de herhalde ettik ama hero'ları güzel bir şekilde kullanamadığımız için saldırı patladı. %96 iki yıldız başarılı bir savaş ama 3 yıldızın yerini tutmaz tabii ki de. Nazar boncuğu olsun diyelim ve bir sonraki saldırıya geçelim. Saldırı numara 4. Güzel, sağlam. Belediye binası 14 hesabı çıktı karşımıza. Bu sefer birazcık işimiz zor olacak. Çünkü Zeplin'i Tam şuraya indirmeye çalışacağım. Muhtemelen de başaramayacağım ama bir şansımı denemek istiyorum. Şimdi açı çok önemli. Şöyle düz bir çizgi çektiğimizi hayal ediyoruz. Şöyle şu altın madeni köşesinden bırakacağım. İçim pek rahat değil. Emin değilim başarabileceğimizi ama bir şansımızı deneyelim bakalım. Haydi Zeplin emin adımlarla yoluna devam ediyor. Öfke, görünmezlik büyüsü. Zeplin'i patlattım. Başardık mı? Sanki başardık gibi ha? Aynen vallahi var ya tıpkı pilotun uçağı park ettiği gibi zeplini mükemmel bir noktaya park etmiş oldum. Ve bu da bize korkunç bir değer getirecek arkadaşlar. Evet üçüncü görünmezlik büyüsünü çöp ettim çaktırmayın ama amacına ulaştı bile. Hatta hala daha vuracaklar hava savunmasını da aldılar mükemmel. Şimdi süreden yemeyelim bu saldırıyı patlatmayalım. Şu noktadan bebek ejderi bırakacağım. Bir tane balon sonrasında bir iki tane sinsi Süper duvar kırıcı şurada bırakacağız. Kral. Kraliçe. Tamam şampiyonu birazcık bekletelim. 2 dakika süremiz var. Süreden yana ciddi bir problem. Henüz söz konusu değil ama kraliçe içeri girmeyecek. Yapma bana bunu kraliçe. Keşke biraz daha aşağıdan bıraksaydım ya. Tüh be. Tamam ciddi bir problem yok. Kralın özelliğine bastım. Evet kraliçe en azından kraliye şampiyonu indirecek. Peki rakip kraliçe nerede? Rakip kraliçe alt tarafta. Hmm. Bunun için koruyucunun özelliğini kullanmamız gerekecek. Saldırıya nereden başlayalım? Arkadaş şu anda birazcık sıkıntıdayız ya. Şu kraliçe biraz daha ilerlesin. Birazcık sabırlı davranacağım. Bir adet kelle avcısı bırakıyorum. Şu noktadan tazıyı sahaya sürdüm ve tazı balon saldırısına 2 iki tane tazıyı aynı anda gönderdim. Patladık mı? Bilmiyorum. Bakacağız. Koruyucu. Dal kabuklar, minyonlar. 1 2 1 2 3 1 2 Şimdi arka tarafta kraliçe var. Onu dondur. Şu noktada bir hız büyüsü kullanacağım. Şurayı bir daha dondur. Şampiyonu da ana orduyla beraber göndereceğim. Güzel ilerliyoruz. Şu anda hiçbir problem yok. Gayet güzel. Kelle avcılarını birazcık daha bekleteceğim. Kasırga tuzağına yakalandık. Şu noktada bir dondurma büyüsü daha kullanacağım. Şimdi kelle avcılarını gönderiyorum. Koruyucunun özelliği ile beraber rakip kraliçeyi indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şurayı bir kere daha donduruyorum. Bastım koruyucunun özelliğine gayet güzel. İşte bak bu gerçekten çok güzel bir savaştı. Gerçekten kolay da olmadı. Hakkını verdik diye düşünüyorum yani. 39 saniye süremiz var kraliçe kelle avcıları indirdi. Temizlik birimlerini bırakıyorum. Şampiyonun özelliği duruyor. Hız büyümüz var. Ama arka tarafta bir büyücü kulesi. Canımı sıkıyor. Evet şu noktadan iki tane minyon bırakıyorum. Sinsi goblinler 24 saniye yeterli olacak mı? Kraliyet şampiyonun özelliğini bile kullanmadık ya. Ben ne konuşuyorum hala. Çok güzel bir savaş değil miydi ya? Gerçekten çok güzel bir savaş değil miydi? Yani oturdu böyle. Tam oturdu böyle içime sinen çok mükemmel bir savaş oldu. Ben yaptım diye söylemiyorum. Başarılı. Gayet güzel. Bir tane daha saldırı yapalım. Ondan sonra bakalım kim öle kim kala. Pekala efendim. Şimdi şöyle bir bakalım. Kaya Saçarlar orada. Bina orada. Hava savunmaları orada orada. Kraliçe orada. Kraliç orada. Hmm. Tamam. Tamam. Kaya Saçar'ın üstüne indirsem rakip kraliçeyi de indiririz değil mi? Aynen. Şöyle bir şey yapacağım. Tam şu noktadan Tazıyı sahaya sürüyorum. Hemen ardından da zeplini gönderdim. Güzel. Hava patlayıcısı da bize sıkıntı çıkartmayacak. Gayet güzel ama kaya saçarının üstüne inecek mi zeplin? Bütün mesele bu görünmezlik büyüsü. Zeplini patlattım. Klan kalesi de doluymuş. Zehir büyüsünü yapıştırıyoruz. Güzel. Zeplin başarılı. Kasırga tuzanında yakalanmadık. Şimdi süper büyücülerden tek bir isteğim var. O da belediye binasını indirmeleri. Ama henüz oralı değiller. Gayet güzel. Dördüncü görünmezlik büyüsünde kullanıyorum ve bina ile beraber kaya saçar indi. Mükemmel bir değer elde ettik. Gayet güzel. Şimdi şu noktadan hangi noktadan bebek ejder değil sinsi sinsi tamam. Kralı şuradan aşağıya doğru ilerletelim. Kraliçeyi de buradan peşi sıra göndereceğiz. Rakip kraliçeyi indireceğiz. Gayet güzel. Kraliçeyi de sahaya sürdüm. Hatta ve hatta kraliye şampiyonu da şuradan koridoru kapatması için yukarıya doğru gönderiyorum. Büyük bir ihtimalle kartal topunu kraliyet şampiyonumuz alacaktır. Kralın özelliğini şu noktada bastım. Süper duvar kırıcıyla şu alt taraftan içeri gireceğiz. Tam şöyle şu noktadan. Bebek ejderi şuradan bırakıyorum. Bir tane mayın eşiği. Büyücü. Gayet güzel. Çok güzel. Çok 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 güzel hemşerim. Şampiyonun özelliğini bu noktada basıyorum. Gerekirse dondurma büyüsünü kullanacağım. Sırf şu kartal topu insin diye başarılı olacağız mı? Bu arada inşaatçı kurbesini yükseltmiş adam... Kartal topunu onarıyor. Köyde yine bir şey kalmadı ya. <laughs> Hava patlayıcısı nerede? Orada. Tamam. O halde şuradan saldırıya başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle şuradan bayağı fazla sayıda balon bırakacağım. İkinci tazı balon balon. Şu noktada bir hız büyüsü kullanacağız. Gayet güzel. Koruyucuyu salmayı unutmak Ankara kardeş. Minyonlar. İki tane daha balon. Kaya saçarı donduracağız. Hızlı. Hızlı. Şu noktada bir hız büyüsü ve koruyucunun özelliğine basıyorum. Erken bastım birazcık kabul ediyorum. Çok iyi bir koruyucu özelliği olmadı. Kaya saçarı donduracağım. Gerekirse bir kere daha donduracağım. Oo kraliye şampiyonu unuttum. Bak 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 bak. Nazar mı değdi arkadaş? Ne oldu? Hadi şurayı bir donduralım. Hız büyüsü. Gayet güzel. Kraliye şampiyonunu lütfen indirin. Gayet güzel. Kraliye şampiyonundan kurtulduk. Hava savunmasını donduruyorum. 5 tane daha balonum varmış. Arkadaş hep unutuyorum ya niye öyle oluyor anlamıyorum. Saldırı çok karmaşık gidiyor. Saldırının sonunda bir sürü askerim kalıyor. Minyonları da salmadık süreden yiyeceğiz. İki tane sinsi, bir tane daha dal Evet savunmaların tamamını indirdi. %90 tırmanmaya devam ediyoruz. Son 25 saniye süre kaldı. Şuradaki altın deposu beni birazcık tedirgin ediyor. 21, 20, üst taraf temizlendi. Balonlar geliyor. Ve çatır çatır bir 3 yıldızın daha sahibi olmuş oluyoruz. Çok iyi ya. Arkadaş yani ben herhalde artık hibriti bırakacağım arkadaşlar. Tazı bulona elim bir alıştımı var ya. O hep şikayet edenler var yani. Yine mi bamya? Yine mi hibrit saldırısı? Vallahi herhalde öyle gözüküyor ki bundan sonra birazcık zor göreceğiz hibrit saldırısını. Ama işte tek tek bir sıkıntısı var bu saldırının. İki tane diyelim hadi. Birincisi en önemlisi Zeplin'in kasırgaya yakalanması. Hedefe ulaştıramıyorsanız Zeplin'i saldırı çöp oluyor. İkincisi hero'lardan güzel bir değer elde edemiyorsanız. Bir de bazı düzenler gerçekten Anti Blizzard düzenler Ne yaparsanız yapın doğru düzgün bir değer elde Edemiyorsunuz arkadaşlar pekala Madem buraya kadar geldik Eğitim iksirimizin süresi de devam ediyor Son 9 dakikası kalmış Motorumuz soğumadan son bir tane daha Saldırı yapalım ondan sonra da videoyu Bitiririz güzel bir köy bulup hemen Geliyor evet arkadaşlar Final saldırımız bu sefer ee, Nereye indireceğimi çok da fazla Karar veremedim ama şu kartal topunun üstüne indirsek hiç fena olmayacak gibi öyle değil mi Şimdi hava savunmaları nerede? Şurada, 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 şurada. Hmm. Hem 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 hem. Tamam. Bir şansımızı deneyelim bakalım. Tazıyı şuradan bırakacağım. Hemen ardından Zeplin'i sahaya gönderiyorum. Amacım ne olacak? Şu kartal topunun tepesinde Zeplin'i patlatmak olacak. Evet hava patlayısı vurdu. Öfke büyüsünü yapıştırıyorum. Çabuk 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 Zeplin. Zeplin bu sefer yemedi ya. Hadi be. Yapma ya. Dışarıda kaldılar değil mi? Aynen. Tüh be. Dur bakalım belki bir ihtimal toparlama şansımız olabilir. Kartal topunu istiyorum. Son görünmezlik büyüsünü de kullanıyorum. Dev bomba bari çoklu cehennem kulesini alın lütfen. Vur bir tane daha süpersiniz siz ya. Evet diye binası inmedi ama çok büyük bir problem yok. Şu noktadan kraliyet şampiyonunu bırakacağım. Şu noktadan süper duvar kırıcıyı bırakacağız. Kral içeri, kraliçe de dışarıdan üçü birlikte aşağı doğru ilerlesinler istiyorum. Pekala. Şimdi ne yapacağız? Şu noktadan sinsi goblin. Hmm, belediye binasını indirmemiz lazım. Aksi takdirde tek yıldızda kalabiliriz. <laughs> Haliyle. Evet. Kraliye şampiyonumun özelliğine basıyorum. Peki rakip kraliçe. Rakip kraliçe o noktada bizi heyecanla bekliyor. Hmm. Hem 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 hem. Şimdi rakip kraliçe bizim krala duvarın arkasından vuracak. Şuradan içeriye doğru hibriti sağa süreceğiz. Ondan yana bir sıkıntı yok. O halde bebek ejderi şuradan bırakalım. Bir iki tane balon ve Şuradan ana saldırıya başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Hakkımızda hayırlısı. Koruyucu. Minyonları sahaya sürüyorum. Kaya saçarı ve çoklu cehennem kulesini hızlı bir şekilde dondur. Girişte hızlı bir iyileştirme büyüsü. Belediye binası uyanmış durumda. Buna dikkat etmem lazım. Dondurdum. Dondurdum. E, pe, 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 pe. Hiçbir şey gitmiyor şu anda. Bir tane hız büyüsü. Cık. Arkadaş binayı es geçiyoruz şu anda. Hiç hayra alamet değil. Tekte mi kalacağız? Benim daha bir sürü ordum var. Bunları niye kullanmıyorsun Kankarır kardeş? Cık cık. Arkadaş çok sıkıntı ya. Dur bir tane. Üst tarafta bir kendi yağında kavrulsunlar. Biz belediye binasını garantiye alalım, değil mi? Dondurman var mı? Var. Hız büyüm de var tamam. Şöyle balonları sahaya sürdüm. Bir adette hız büyüsü kullanıp dondurma büyüsünü yapıştırıyorum. Koruyucunun özelliğini resmen çöp ettim, değil mi? Aynen. Basmam gerekiyordu koruyucunun özelliğine. Buna rağmen oldukça iyi yüzdelere ulaşacağız. Evet kafa bar dedi anda belediye binası in dedi haydi. Kraliçe hayatta nerede benim kraliçem üst tarafta. Acaba acaba bu berbat saldırı 3 yıldızı getirebilir mi kraliçenin özelliğiyle beraber? Bence getirecek arkadaşım. Koruyucu da özelliğiyle beraber duruyor inanamıyorum. Kraliçenin özelliğine bastım. Koruyucunun özeline bastım. Dal kavuklar mı bitirecek? Kelle mı bitirecek belediye diye binasına? Zehri de yapıştırıyorum arkadaş inanamıyorum ya. Böyle berbat bir saldırı nasıl 3 yıldız oldu gerçekten inanamıyorum. Başta ciddi bir sıkıntı çıktı. Zeppelin. yine bir karoyla kaçırdık. Belediye binasını alamadık. Tazı balonlar belediye binasını dolandılar. Elim ayağıma titredi. Büyüleri yanlış kullandım ama Unicorn sağ olsun kraliçeyi hayatta tuttu. Ve böyle bir köyden yine güzel bir 3 yıldızı almış olduk arkadaşlar. Evet kapanışı felaket ile sonuçlandıracağız diye bir an tereddüt ettim ama neyse ki sonu güzel bitti. Derler ve giderler. Şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.